Efendim sözün özü provundayız. Yine çok değerli bir konuğumuz var. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Yalçın. Mehmet Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin, ekran başındaki izleyenlerimizin, şehrimizin, ülkemizin, tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum. İnşallah Rabbim rahmetiyle muamele eder. Bütün insanlar olarak bu ayın feyzinden, bereketinden yararlanırız inşallah. İnşallah diyelim. Siz mobilyacısınız. Evet. Otur oturmaz dediniz ki hemen mobilya olayına baktınız şöyle. Evet. Mustafa Özcan Bey bu ürün sponsoru o. Ejder Makinalar'da genel sponsorumuz. Evet. Fena değil herhalde. Valla Murat Bey tabii gelince stüdyoya dedim ki gayet güzel, şık bir takım. Ankara klasik takımı. Hoşumuza gitti. Sanatımız olduğu için, mobilyacı olduğumuz için. Başka yere seyahate falan gittiğinizde mesela biz gazetelerine stüdyoya bakarız, şeylere bakarız. Siz de bunlara mı bakıyorsunuz? Tabii bize hemen mobilyalar dikkatimizi çekeriz. Niye üreten olduğumuz için, firmamız olduğu için. Hemen yorumlarımızı yaparız. O şekilde değerlendiririz. Güzel mi, işçiliği nasıl, o ürün nasıl hemen notunu veririz. Notunu verirsin. Aynen. Ramazan ikinci günü, Ramazan nasıl geçiyor? OSB'de Ramazan ne durumda? Düzenlemeler oldu mu? Tabii Ramazan mübarek ay, 11 ayın sultanı. Tabii Ramazan gelirken bizler seviniyoruz. Şahsım adına çok seviniyorum. Neden seviniyorum? Çünkü bir yıl boyunca yaşıyoruz. Ramazan geldiği zaman insanlar kendine çeki düzen veriyor. Nefis terbiyesi yapıyorlar. Ramazan ayrıyeten rahmet ayı, bereket ayı. Ondan sonra insanların güzelce ibadet ettiği zaman affedildiği bir ay. Ondan dolayı Ramazan ayı geldiği zaman şahsım adına çok güzel bir huzur duyuyorum. Ve Ramazan ayında en güzel şekilde idrak etmek için elimden gelen bütün gayreti gösteriyorum Murat Bey. Harika. Şimdi deprem soracağız, OSB'nin faaliyetlerini soracağız ama en son bu işsizlik rakamları dün bir siz açıklama yaptınız. Biraz ekonomiyle devam edeyim. İşsizlikte azalma yaşandı. TÜİK tarafından 2022 yılı işsizlik rakamına ilişkin bir rakam açıklandı. Bu ne anlama geliyor? Bir iş adamı, sanayici gözüyle bir dinleyelim sizden. Tabii şimdi Murat Bey, bizler sanayici olduğumuz için, üretimin içinde olduğumuz için, işçi istihdamı yaptığımız için biz bunların farkındayız. Elhamdülillah son zamanlarda sanayimizde anormal şekilde bir büyüme var. Üretimde artma var, istihdamda artma var, ihracatta artma var. Bu otomatik olarak istihdama yansıyor. Geçen yılki rakamımız %12 iken 1.6 düşerek 10.04'e geldi. Ha bundan dolayı da seviniyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Sanayimizin gitgide büyüdüğünü, ihracatımızın geliştiğini, ülkenin geliştiğini gösteriyor Murat Bey. Bu son derece önemli. Siz 9 ay oldu göreve geleli. OSB'de neler yapıldığını, neler yapacağınızı soracağız ama depremle devam etmek istiyorum. Evet. Bu süreçte gerçekten Kayseri'de iş adamları, OSB'deki sanayicilerimiz çok güzel işler yaptılar. Sizin liderliğinizle önce size teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok önemli işler yaptınız, çok önemli hayırlar yaptınız. Evet. Ekibinizle beraber deprem bölgesine gittiniz. Ben oradan başlamak istiyorum. Önce Türkiye'de ilk olarak bir deprem koordinasyon merkezi Kayseri'de kuruldu. Oradaki fuar alanını siz teklif ettiniz. Orada tüm yardımlar oradan gitti. Depremin ilk günden bugüne kadar olan süreci rica etsek ki zaman zaman toplantılarda biz de takip ettik. Evet Murat Bey. Evet, öncelikle ülkemiz büyük bir afet yaşadı. 100 yılın afetini yaşadı. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Ve tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii böyle büyük bir afet yaşanınca, afetin olduğu gün, pazartesi günü, 6 Şubat sabahı Palancıoğlu başkanımız bizlere telefon açtı. Toplantı düzenledi. Toplantıda bir an önce hemen bir lojistik merkez oluşturmamızı, burayı koordine ederek deprem bölgesine gelen yardımlar, malzemeleri havale etmemizi, göndermemizi söyledi. Bunun üzerine bizler de başkanlarımıza dedik ki, organize sanayi bölgemizdeki fuar alanımız geniş bir alan, güzel bir alan, ısıtması var. Burayı lojistik depo olarak değerlendiririz dedik. Onlar da bunu doğru buldular. Bunun üzerine organize sanayi bölgemizdeki fuar alanımızı 24 bin metrekare bir alan lojistik üs olarak hazırladık.
Daha sonra organize sanayi bölgemizde yönetiminde Palancıoğlu başkanımız, ticaret odası başkanımız Ömer Gürsoy beyefendi, sanayi odası başkanımız Mehmet Büyük Simitçi beyefendi, biz Mimar Sinan OSB, İncesu OSB başkanlarımız, Kızılay başkanımız oraya üst kurduk. Hepimiz ellerimize telefonlarımızı aldık, sanayicilerimizi aradık. Harika. Ondan sonra dedik ki bu büyük bir afet, büyük bir yıkım. Sizlerden yardım etmenizi bekliyoruz, istiyoruz dedik. Tabii bunu yaparken de normal aynı yardımların yanında nakdi yardımların olacağını da düşünerek Kızılay başkanımıza bir hesap açmasını, sanayicilerimizin, esnaflarımızın nakdi olarak para gönderdiklerinde Kızılay hesabında toplanmasını istedik. Ve burada toplanan paralarla da bizler alım yaptık. Atıyorum sanayimizde ne üretilir? İşte soba üretilir, yatak üretilir, vaza üretilir, kanepe üretilir, koltuk üretilir, sehpa üretilir, battaniye üretilir. Ama gıda olarak bir üretim olmadığı için biz sanayicimizin veremeyeceği şeyleri de Kızılay'a gelen nakdi paralarla satın almak maksatıyla bu şekilde bir sistem uyguladık. Ve bunun sonunda da Murat Bey çok başarılı olduk. Biz sanayicilerimizden büyük bir destek, büyük bir yardım, büyük bir fedakarlık gördük. Sanayicilerimiz ellerinde ne varsa hepsini yağdırdılar, akıttılar. Doğru. Bundan dolayı tekrardan buradan bu cömert sanayicilerimize huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Çünkü Kayseri gerçekten hayırsever bir memleket. Ve buradaki lojistik depomuz öylesine mükemmel hale geldi ki siz de farkındasınız. Bir sürü ulusal kanalda haber oldu. Fuar alanımızdaki lojistik depo haber oldu. Kesinlikle. Ve Sanayi Bakanlığından bizlere tebrik geldi, Türkiye teşekkür geldi. Türkiye örnek oldu. Ve biz bunu yaparken yani bir övgü alalım, bizi methetsinler diye yapmadık. Sadece Allah rızası için yaptık. Çünkü 11 tane şehir yıkıma uğramış, büyük bir afet yaşamış. İnsanlarımız, kardeşlerimiz orada mağdur. Tamamen Allah rızası için hissi davrandık ve telefonlara sarıldık bütün başkanlar olarak. Sanayicimiz de buna fazlasıyla karşılık verdi. Elhamdülillah bundan da sevindik. Mutlu olduk Murat Bey. Gerçekten yeniden sizlere teşekkür etmek lazım. Bir de çok güzel bir şey yaptınız efendim. Herhangi bir logo da kimse koymadı. Kayseri yalnızca şeklinde oraya gitti. Evet. Özel bir yazılım yapıldı. Her şey kayda altına alındı. Son derece harikaydı. Mehmet Başkan, siz yönetim kurulu üyelerinizle beraber bölgeye de gittiniz. Yanlış hatırlamıyorsam Kahramanmaraş OSEB ile kardeş OSEB oldunuz değil mi efendim? Doğrudur efendim. Sanayi Bakanlığı, OSBÜK dediğimiz Organize Sanayi Bölgesi Üst Kurulu bizi Maraş OSEB ile kardeş OSEB yaptı. Bunun yapmasının sebebi de şuydu. Buradaki OSEB'ler birbirleriyle gitsinler, görüşsünler. Mağdur olan, deprem geçirmiş olan OSEB'nin ne ihtiyacı var, neye ihtiyacı var, destek olsunlar. Buradaki ana amaç buydu. Tabii biz de Kahramanmaraş OSEB'ye gittik. Oradaki arkadaşlarla, yönetim kuruluyla görüştük. Neye ihtiyaçları var, nasıl yardımcı olabiliriz? Bunları görüştükten sonra gerekli yardımları da elhamdülillah yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz Murat Bey. Orada neler gördünüz? Yani ilk izlenimleriniz nelerdir? Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi oran OSEB başkanları genellikle şimdi Kayseri'ye yaklaşık 50 bin göç yaşandı. Birçok insan geldi. Şimdi İslam durumu da var. Burada mı İslam edecekler, burada mı çalışmak istekler ama oradaki OSEB başkanları ya bu bölgede olsun dediler. Ben o konuda görüşünüzle merak ediyorum. Şimdi biz orada Maraş OSEB'ye gittiğimizde Murat Bey, oradaki Maraş OSEB'nin yönetimindeki arkadaşlarımız dediler ki sevgili başkanım, bizi burada Maraş'ta OSB'lerimizin çalışmasını, fabrikalarımızın çalışmasını istiyorsanız bize lütfen konteyner gönderin dedi. Biz de dedik ki neden konteyner istiyorsunuz? Biliyorsunuz dedi, burada deprem oldu. Çoğu yer yıkıldı. Yıkılmayan yerdeki insanlar da hiç durma sarsıntı olmasından dolayı başka şehirlere göç ettiler. Biz burada işçilerimizi çalıştırabilmek için, üretimimizi devam ettirebilmemiz için sizler bize konteyner gönderirseniz biz bu konteynerları fabrikalarımızın yanlarına koruruz. Çalışanlarımızı, işçi arkadaşlarımızı çağırırız. Fabrikada çalışın, burada da yatın, deprem korkunuz olmasın deriz ve üretimimiz devam eder.
üretime, istihdama katkı veririz dediler. Bunun üzerine bizler istedikleri adette konteynerin siparişini verdik. Bir kısmı gitti, bir kısmı da çok yakında inşallah gidecek, ulaşacak, gidecek ve biz de bunlardan dolayı seviniyoruz. Yani orada hayatın daha da normalleşmesi, ticaretin gelişmesi için devam edecekler ki zaten orada teşvik bölgesi, önemli teşvik de var Maraş'ın. Onu da belirtmek lazım. Evet. Bu arada sizin itfaiye ekibi son derece önemli. Orada görev yaptılar, OSEB itfaiyesi. Gerçekten tebrik etmek lazım. Siz hatta onları teşekkür ettiniz, ziyaret ettiniz. Bir de teknik kolejden değil mi? Bayağı bir varili soba da gönderildi bildiğim kadarıyla o bölgeye. Doğrudur Murat Bey. Deprem olduğu zaman biz hemen ÖSAK diye itfaiye erlerimizin arasında eğitim alan bir 12 kişimiz var. Biz bu arkadaşlar deprem olduğu günün sabahı hemen söyledik. Hemen deprem bölgesine Maraş'a gönderdik. Ve bu arkadaşlarımız arabalarıyla, ellerindeki aletleriyle oraya gittiler. Ve çok şükür ki 20 tane canımızı göçük altından kurtardılar. Bunun yanında 150 tane de vefat etmiş kardeşimizi çıkarttılar ve biz de bundan çok mutlu olduk Murat Bey. Gerçekten helal olsun arkadaşlar. Evet. Bir de diğer konulara geçmeden yine depremin birkaç soru soracağım, sonra Kayseri OSEB'ye döneceğim. Evet. Bu Kayseri'de de hissedilen depremler ya da Kayseri merkezi depremler de oldu. En son 4 üzerinde. Hep gözler organize sanayi bölgesine çevrildi. Hatta işte şu fabrika yıkıldı, şöyle şey oldu. Hatta siz de bunu yalanladınız. Tam o süreçte neler oldu bir anlatır mısınız? Tabii depremler biliyorsunuz Kayseri'de silsile şeklinde oluyor. Evet. Hatta birinde bir günde 3 tane arka arkaya deprem oldu Murat Bey. Tabii bunun da genelde merkez üssü ya Yahyalı oluyor, Karpuz ya 8'i. Karpuz 8'i oluyor, ya İncesi oluyor. Yani bizim organize sanayi bölgemizin etrafında dolaşıyor. Tabii bu sarsıntılar olunca insanlarımız korkuyor. Hele o 3 defa bir günde 3 tane deprem olunca işçilerimiz doğal olarak korktular. Saat 3'te fabrika dışına çıktılar. Saat 3'te fabrika dışına çıkınca bizler de dedik ki o zaman fabrikaları tatil edelim. Bu insanlar verim veremez. Hiç durmada sallantı oluyor dedik ve çalışanlarımızı evlerine gönderdik. Tabii bu arada da sizin dediğiniz gibi Murat Bey işte haberlerde işte fabrika Aspar yıkılmış. Evet. Ondan sonra hatta yangın geçirmiş bir Tuna Çelik kapımız var. Evet. Biliyorsunuz depremden bir ay önce büyük bir yangın geçirdi. Evet. Ve orası yangın geçirdiği için yavaş yavaş yıkıyorlar yeniden yapmak için. Tabii haber kanallarında burayı çekmişler. İşte burası depremde yerle bir oldu demişler. Bunun üzerine haberci arkadaşlar bize telefon açıp sorunca dedik ya kesinlikle alakası yok. Orası yangın geçirdi. O fabrika sahipleri yıkıyorlar yeniden yapıyorlar dedik. Tabii Allah Rabbim kesinlikle böyle bir şey göstermesin. Hiçbir fabrikamızda elhamdülillah yıkım olmadı. Ha bunu derken Murat Bey illaki fabrikalar hangar hangar bölüm bölüm aradaki duvarlarda çatlama olmuştur. Ufak tefek yıkılmalar olmuştur. Mesela benim bildiğim cam fabrikalar var, cam üreten. Evet. Bunlar palet üzerinde dikine duruyor camlar. Şimdi bu sarsıntıda cam sarsıntıyla aşağı doğru düşüp kırılıyor. Bunlar oldu. Bunların farkındayız. Ama öylesine büyük bir çapta bir fabrikamız yıkılmış değil. Elhamdülillah buna da çokça seviniyoruz Murat Bey. Harika. Sayın Başkan 9 ay oldu değil mi siz göreve geldi? Yaklaşık 9 ay oldu. 9 ay oldu Murat Bey. 24 Haziran 2022 tarihinde siz göreve geldiniz. Aynen. Bu 9 ay içerisinde neler yaptınız onu sormak istiyorum. İlk yaptığınız açıklamada tasarruftan taviz vermeden borçsuz OSEB'ye doğru ilerliyoruz dediniz. Bayağı bir borç vardı. Tabii bayağı bir eksi rakamla biz organize sanayi bölgesini devraldık Murat Bey. Tabii göreve geldikten sonra dedik ki bizim derdimiz amacımız bu sanayiye hizmet etmek. Biz buraya bu sanayiye hizmetkar olarak seçildik dedik. Evet. Tabii bunun üzerine gayretli bir şekilde, hızlı bir şekilde göreve başladık. 12. ayda organize sanayi bölgemizin kredi borcunu bitirdik Murat Bey. Şu anda yok. Şu anda artıdayız elhamdülillah. Kredi borcumuz yok. Kredi çekme gibi bir durumumuz da yok. Kredi de çekmek istemiyoruz Murat Bey. Artı şekilde güzelce gidiyoruz. Tabii göreve geldikten sonra malumunuz bir de Dubai diye büyük bir sıkıntımız vardı. Doğru, doğru. Ve bu sıkıntımızdan dolayı TİM, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde 7 milyon TL'lik teminat mektubumuz vardı.
Tabii daha önceki yapılan Mali Genel Kurul'da Dubai'yi kapatma kararı alındı ama Mali Genel Kurul'da Dubai'yi kapattık demekle burası kapanmıyor. Oradaki Arap şirketiyle anlaşmalar var, sözleşmeler var. TİM'de organize sanayi bölgemizin verdiği teminat mektubu var. Tabii bunları çözmeden, anlaşmaları feshetmeden teminat mektubunu alamıyorsunuz. Bu orada büyük bir risk. Tabii biz iki tane yönetim kurulundan arkadaşımızı gönderdik Dubai'ye. Oradaki Arap şirketiyle görüştük. Sağ olsun şehrimizin büyüklerine de rica ettik bakanlarımıza. Onlar da konsoloslara telefon açtılar. Konsoloslar gönderdiğimiz o iki arkadaşın yanına düşerek Arap şirketine vardılar. Ondan sonra artık burayı devam ettirmeyeceklerini, kapattıklarını, ondan sonra en düşük zararla bu işten dönmek istediklerini söylediler. Tabii orada da Arap şirketi konsoloslarımızın, ateşelerimizin gitmesi üzerine olumlu tavır takındılar. Anlaşmalarımızı, sözleşmelerimizi yaptık. Türkiye İhracatçılar Meclisi'ndeki o 7 milyon TL'lik teminat mektubumuzu aldık. Şu anda herhangi bir riskimiz kalmadı. Yani kısacası Murat Bey, bizim tek bir derdimiz var. Bizi buraya sanayicilerimiz seçti. Yarın yine biz makamlar biliyorsunuz ömür boyu olmaz. Yarın biz yine fabrikamızın başına geçeceğiz. Başka insanlar hizmet etmek için yarışacaklar. Bizim buradaki tek derdimiz organize sanayi bölgemiz borçsuz harçsız olsun, güzel yönetilsin, sıkıntısı olmasın, borç batağına saplanmasın. Bakın bunun sonu nedir biliyor musunuz? Siz habire kredi çektiniz. Organize sanayi bölgemizi borç batağına batırdınız. Sonunda organize sanayi bölgesini yöneten başkan ve yönetim kurulu diyecek ki biz artık fazlaca borçlandık. Biz bunun altından kalkamıyoruz. Ey sanayiciler, sizi aidata bağladık. Metrekare başına, fabrika başına şu kadar aidat vereceksiniz diyeceklerdi. Ve biz orada sanayiciler olarak üzülecektik. Ve diyecektik ki ya görüyor musunuz? Biz kendi fabrikamızda kiracı olduk diyecektik. Evet. Ama şu geldiğimiz noktada ben de bir sıradan sanayici olarak seviniyorum. Ondan sonra diyorum ki ne mutlu bize. 1500'e yakın fabrikamız var. Biz onları aidata bağlamayacağız. Onlardan bir para istemeyeceğiz. Onlar da güzelce üretimlerini, istihdamlarını, ihracatlarını yapacaklar. Bu ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunacaklar inşallah Murat Bey. Bu Dubai Ticaret Merkezi bayağı sizi uğraştırmış. Ta Dubai'ye iki kişi gidiyor. Evet. Burada bakanlar aranıyor, konsolosluklar aranıyor. Evet. Bir şey var, TİM'den onu çekiyorsunuz. Hı hı. Az bir zararla mı kurtuldu? Ya zarar ne oldu? Yani var mı geri bir zarar? Ya tamam bu iptal oldu ama. Ya orada belirli bir giden bayağı yüklü bir miktarda paramız var. Yani zarar olan. Tabii zarar olarak o var. O para gitti. Tabii o para gitti. Biz bir ay sonra Mali Genel Kurulumuz olacak. Biz sanayicimize bunu sunacağız. Bir ay sonra Mali Genel Kurulu. Aşağı yukarı bir ay sonra, şu anda bakanlıktan günü alınmaya çalışılıyor. Bir ay sonra gibi Mali Genel Kurulumuzda yeni yönetim olarak ne gördük, ne var, ne harcanmış, neler yapılmış, organize sanayi bölgemizin sahibi olan sanayicilerimize biz bunu sunmakla mükellefiz Murat Bey. Benim bir rakam var mı buradaki zarar? Şu anda telaffuz etmeyeyim inşallah. Yani yanlış olabilir. Mali Genel Kurul'da belgeleriyle, şeyleriyle sanayicimize sunacağız. Durum bundan ibaret diyeceğiz. Anladım. Sanayicimiz ne takdir gösterir, ne şey yaparsa da biz ona yönetim olarak uyacağız. Bir zarar var ama bu evet. Nezaketen siz rakamı söylemiyorsunuz. Hı-hı. Anladım. Mesela mesajınız anlaşıldı. Endüstriyel Tasarım Merkezi ve Osovet TV bu işrakları da siz kapattınız. Doğru. Bayağı o da mı bayağı bir şey oluyordu orada? Şimdi biz televizyonu kapatırken Murat Bey, sizler de basın işinde uğraşıyorsunuz, evet. Medya işiyle uğraşıyorsunuz. Bizler sanayiciyiz. Bizler fabrikalarda üretim yaparız. Evet. İnsan çalıştırmasından anlarız. Üretimden anlarız. Planlamadan anlarız. Bu ürünü nasıl satılacağından anlarız. Ama bizler bir televizyondan, medyadan anlayamayız. Başarılı olamayız. Şimdi bırak televizyon medya işini, medyacılar yapsın, mesleği olanlar yapsın. Tabii bir televizyon OSB TV diye kurulmuş. Belirli bir insan sayısı da orada istihdam ediliyor.
Biz de göreve geldikten sonra dedik ya biz bu işten anlamayız. Bu işi anlayanlar yapsın. Ve OSB TV'yi kapatma kararı aldık. Oradaki arkadaşlarla tazminatlarını vererek yollarımızı ayırdık. Endüstriyel Tasarım Merkezi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Göreve geldiğimizde Endüstriyel Tasarım Merkezi müdürü bir hanımefendi vardı, ismini zikretmeyeyim, çağırdık. Dedi ki geçen yıl ne yaptınız bu sanayici? Bize bir tane getirin, biz bunları kontrol edelim dedik. Ve ne kadar fatura kestiniz? Burada tasarım yapılırken, firmalara verilirken belirli cüzi bir ücret de alınıyor. Ondan sonra buradaki arkadaşımız, müdürümüz 2021 yılında 42 bin TL gibi bir fatura koydu önümüze. Ve bu arkadaşımızın aldığı sadece müdürün, totalde 13 kişi var Murat Bey. Müdürümüzün aldığı rakam 17.250 TL. Ya bunun sigortası var, tazminatı var, yemeği var, servisi var. 13 kişi. Biz orada yönetim kurulu olarak şuna karar verdik. Dedik ki burası gerçekten faydalı çalışmıyor. Bu organize sanayi bölgesine faydasından çok zararı var dedik. Ve Endüstriyel Tasarım Merkezi'ni kapattık. Orayı da o şekilde kapattık. Doğru. Şimdi iki önemli projeyi de ilk geldiğinizde gündeme aldınız. Ben onları da sormak istiyorum. Hı hı. Şimdi Emniyet Müdürlüğü ile bir protokol yaptınız. Bu hırsızlık olaylarının aza indirilmesi, tam orada bir araç mı verildi? Tam ne oldu Sayın Başkan? Şöyle söyleyeyim Murat Bey. Son zamanlarda sanayicimizden bize anormal şekilde hırsızlık vakaları geliyordu. Ve birçok sanayicimizden de bunu duyduk. Neden organize sanayi bölgesi harekete geçmiyor dediklerini, sistemlerini de duyduk. Ya düşünebiliyor musunuz? Fabrikası soyuluyor sanayicimizin, canı yanmış, haklı olarak bizlere sistemde bulunuyor. Biz bunun üzerine, bize düşen görev dedik, burada dedik gece polisler, emniyet teşkilatımızla anlaşacağız. Polis araçları sabaha kadar, akşam 7'den sabah 7'ye kadar devriye atacaklar dedik. Emniyet müdürümüz Kamil Bey ile randevu aldık. Durumu izah ettik, anlattık. Sağ olsun Kamil Bey de bunu hoşgörüyle karşıladı. Hırsızlık olaylarının arttığına katıldı. Bunun üzerine dedik ki biz 5 tane organize sanayi bölgemizden emniyet teşkilatımıza araç verelim. Siz de 5 tane emniyet aracını akşam 7'den sabah 7'ye kadar organize sanayi bölgemizde devreye attırın dedik. Ama şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Organize Sanayi Bölgesi yönetmeliğine göre organize sanayi bölgesine ait olan hiçbir aracı başka bir şeye verip kullandıramıyoruz. Kanunen yasak. Bunun üzerine 5 tane emniyet müdürlüğümüze araç kiraladık. O araçları onlara verdik ve 5 tane bunun karşılığında polis aracı organize sanayi bölgemize geldiler. Doğru. Sabaha kadar devriye atıyorlar Murat Bey. Bu önemli bir şey. Bir Doğru. de bu nizamiye projeniz vardı. Giriş çıkışları da bir değişti orası. Evet, o projemiz hala devam ediyor. Mu? Projesini de yaptırdık Murat Bey. Gayet güzel bir proje oldu. Tam yeri şeye başlayacaktık. Ne yazık ki deprem meydana geldi. Depremden dolayı bir aydır şu anda projelerimize dönüş yapmadık. Ama kısa bir zaman sarfında döneceğiz projelerimize inşallah. OSB'de ulaşım son derece önemli çalışmalar yaptınız. Bu ulaşım konusunda, şerit ayrıcı, bu gece görüşü. Orada da bayağı bir işler yapılıyor herhalde değil mi? Ulaşım çok önemli bir şey falan. Doğru. Bütün sinyalizasyon şeyleri, işaretleri, ondan sonra buradaki kameralar takip etmek adına, ondan sonra trafik ışıkları, bunların devamlı araştırmasını, geliştirmesini atıyorum. Sabahleyin servisler geliyor, akşam servisler gidiyor. Servislerin gelişinde ve gidişinde anormal yoğunluklar oluşuyor. Biz ana arterlerde trafik sinyalizasyon şeylerini, aletlerini, lambalarını hepsini ayarladık. Elhamdülillah oraya bir akışkanlık kazandırmak istiyorduk. Bunda da büyük ihtimalle başarılı olduk Murat Bey. Sayın Başkan, şimdi bir sanırım enerji altyapısı bir trafa kuruldu değil mi? Kuruluyor. Siz şu anda 100 milyon yıllık bir yatırım, hatta Nisan ayı gibi başlayacak dediniz ama bu depremden dolayı o da mı? Biraz bir iki ay gibi sarkma olacak. Tam burada ne yapacaktınız? Özellikle GES elektrik. Şimdi şöyle anlatayım. Şöyle anlatayım Murat Bey. Biliyorsunuz GES'ler. Evet. Güneşten kazanılan enerji. Tabii daha önce de bu GES olarak kuran bir sürü fabrikamız vardı. Sanayicimiz vardı. Bunlar fabrikalarımızın üst çatılarına paneller, güneş panelleri seriliyor Murat Bey.
buradan güneşten elektrik enerjisi üretiliyor. Tabii bu sanayicimizin lehine. Bir fabrika atıyorum kullandığı elektriği oradan çatıdan gelen panellerden gelen enerjiden karşılıyor. Artı bir katını da devlete satabiliyor. Parasını alabiliyor. Doğru. Böyle olunca sanayicimize katkı oluyor. Şu ana kadar olan bütün kotalar dolmuş. Ama bizlere organize sanayi bölgesine sanayicilerimizden hiç durma talep geliyor. Biz de GES yapmak istiyoruz ama kota yok diye. Tabii uğraşılarımız, çalışmalarımız sonunda TİH 11. bölge ile anlaştık. 100 megawattlık bir trafo kuruyorlar. İnşaatının %70'i tamamlandı. Tabii bunlar şöyle bir buçuk aya bu trafoyu bitirdikten sonra bize teslim edecekler Murat Bey. Bizler ne yapacağız? Organize sanayi bölgemizde bir sürü cadde var. Ve herkes ayrı ayrı caddeden GES almak için bize müracaat ediyorlar. Bu trafodan altyapı hizmetiyle, altyapıda kablo döşeyerek, kablo çekerek farklı farklı caddelere o trafodaki enerjiyi dağıtacağız Murat Bey. Son derece önemli. Evet. Bu, ne zaman bu proje netleşir? Nisan ayı sonu? Nisan ayı sonu dedik ama depremle bir buçuk ayımız gitti. Malumunuz. Organize sanayi bölgemiz üs olarak kullanıldı. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yönetim binasında bütün başkanlarımızla neredeyse bir ay sabah 9'dan başlayarak akşam 11'de giderek toplandık. Bundan dolayı bir buçuk iki ay gibi bir aksama olacak Murat Bey. Siz adayken de seçildikten sonra da hep şunu söylediniz. Biz istişare kültürüne inanıyoruz. Sanayicilerimize istişare yapacağız. Gruplar halinde her hafta cuma günü toplantılar yapıyordunuz. Bu devam ediyor mu? Ne yapıyorsunuz o toplantıları? Onda sorun yok. Alfabetik sıraya göre devam sanayicimizi çağırdık. Hatta şöyle söyleyeyim %65'ini çağırdık cuma günleri. Cuma günleri. Nerede toplanıyorsunuz efendim? Nerede toplanıyorsunuz? Organize sanayi bölgemizde. Ondan sonra 3. katında güzel bir salonumuz salon var. Orada. Nezih bir salon. Orada yemek ikram ediyoruz. Yemekten sonra sıradan başlayarak ne kadar sanayicimiz katılmış, hepsinin görüş, temenni, sıkıntıları varsa sıkıntılarını söylüyorlar. Bize önerileri varsa onları söylüyorlar. Güzel bir projeleri varsa onu bize sunuyorlar. Çok faydalı, yararlı bir istişare toplantısı oluyor Murat Bey. Devam ediyor Ramazan'dan yani. Sonra devam. Ha. Ramazan'dan sonra cuma günleri yaklaşık devam. Yaklaşık 1500 sanayici var değil mi o seferde? Aşağı yukarı 1500 sanayicimiz var. Çünkü bu önemli istişare. Tabii şimdi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde fuar alanı son derece önemli ki biz onun önemli şeyde de gördük yani bu deprem sürecinde de gördük. Siz daha önce yaptığınız açıklamada 6 kadar fuar yapmak istiyoruz dediniz 2023 yılında. Deprem araya girdi ama ne kadar yapabileceksiniz ya da olacak mı, iptal mi oldu? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim Murat Bey. Geçen yılki konuşmamızda yönetime geldikten sonra dedi ki yılda ilk yıl için 2023 için 6 fuar, 2024 için 12 fuar planlıyoruz dedik. Tam söylediğimiz gibi 2023'te de 7 fuar yapmak üzere şirketlerimizle anlaştık. Tabii fuar için anlaştıktan sonra ikinci ayın 23'ünde tarım fuarı olacaktı Murat Bey. Tabii deprem olunca ikinci ayın altısında dedik ki biz bu fuarı fuar şirketine telefon açtık. Biz burayı lojistik üs olarak kullanıyoruz, depo olarak kullanıyoruz. Şu anda biz burada fuar yapamayız dedik. Zaten kendileri de geldiler, gördüler depo olarak kullanıldığını. Hatta şunu da söyleyeyim. Tabii biz başkanlarımızla birlikte bu görevi devam ettirdik başarılı bir şekilde. Mükemmel bir organizasyon oldu. Daha sonra Aile Sosyal ve Hizmetler Bakanlığı'nın gönderdiği mülkiye baş müfettişi Hasan Bey geldi ve dedi ki buraya devlet olarak biz el koyuyoruz, biz yürüteceğiz dediler. Yani haberiniz var mıdır yok mudur bilmiyorum. Müfettiş falan geldi o mu? Tabii. Mülkiye baş müfettişi geldi Hasan tamam, Bey. Doğru. Biz buraya dedi el koyuyoruz, biz burayı bakanlık olarak bütün organizasyonlara gelen yardımların gönderilmesini, sevkiyatını bizler doğru yapacağız dediler. Onlar el koydular. Hatta şimdi 4. ayda yine bir fuarımız var. Yakın zamanda vali yardımcımızla Hasan Bey'le görüşeceğiz. Bizim de burada programımız aksıyor. Verdiğimiz sözler
yerine gelmiyor. Olabilir ya da olmayabilir o zaman. Yani Murat Bey. Peki. Şimdi tabii zaman zaman maalesef organize sanayi bölgesinde iş kazaları oluyor. Bununla ilgili de siz bir proje geliştirmiştiniz. Yeni bir sağlık merkezi kurma yönünde. Sanırım İl Sağlık Müdürlüğü'yle de bir çalışma, görüşme yaptınız. Evet. Onda bir durum nedir Sayın Başkan? Şimdi dediğiniz gibi Murat Bey, hemen organize sanayi bölge binamızın yanında Zorlu Enerji'nin terk ettiğinde bıraktığı bir binamız var orada. 3 katlı bir bina, güzel de bir bina. Biz istedik ki bu bina yıllarca burada atıl olarak duruyor. Biz burayı güzel bir şekilde aile sağlığı merkezi veya küçük bir hastane, neden bu şekilde olmasını istiyoruz? Organize sanayi bölgesi, fabrikalar topluluğu, 100 bine yakın insan orada çalışıyor. Olmasını istemeyiz ama ne yazık ki iş kazalar da meydana geliyor. Bu iş kazaları meydana geldiğinde Murat Bey, buradaki insan ya şehir hastanesine gidecek ya tıp fakültesine gidecek. Bizler yıllar içerisinde şunları gördük. Allah esirgesin, uzuv kayıpları oluyor. Parmak kopmaları, el kesilmeleri. Tabii bunlar ambulansla veya şirketin araçlarıyla hastaneye veya tıp fakültesine gidildiğinde oradaki doktorlarımız hemen telefon açıyor. İşte kaybolan o parmağı, kesilen parmağı veya kolu, eli bir su içine koyun, hücreler ölmesin, biz bunu dikeceğiz. Yani burada sanayici olarak bizim düşüncemiz şu. Hemen organizenin içinde, merkezinde bir güzel hastane olsun, bir merkez olsun. Allah vermesin, hiçbir insana, hiçbir sanayiciye böyle bir kaza vermesin. Zor bir durum. Ama oluyor bunlar da. Hemen yakınca orada müdahalesi, ilk müdahalesi yapılsın. Daha sonraki işlemleri şehir hastanesinde, tıp fakültesinde, özel hastanelerde devam edebilir. Bizim derdimiz, amacımız bu Murat Bey. Bu olabilir mi? Yani ne aşamada bu? İl Sağlık Müdürümüzle görüştük. Görüştünüz. Dedik ki gerekirse, bakın biz burayı devletimize veririz. Sağlık Bakanlığı'na veririz. Çünkü burada amacımız bir güzel, tam donanımlı bir hastane olsun. Buradaki çalışanlarımıza faydası olsun. Hızlı bir müdahale yapılsın. İnsanlar zarar görmesin. Tabii bunların takipçisiydik, takip ediyorduk. Ama 1,5 aylık bir ara verdik. Ama bundan sonra inşallah yine onları takip edeceğiz. Edeceksiniz. Evet. Burada hayırsever işbirliği bir cami inşası çalışmaları bitti mi, sürüyor mu o cami? Şimdi bir hayırseverimiz cami yaptıracağını, böyle bir arsamız varsa cami yaptırmak istediğini söyledi Murat Bey. Tabii bizler de sevindik. Neden olmasın dedik. Daha organize ederiz. İsim vermekte yanlış olmasın. Bostancı, Emek Mensucu adının hemen arkasından daha doğru çıkan bölümde 80'e yakın fabrikamız var. Evet. Buradaki daha organize dediğimiz yerde cami yok. Buradaki sanayicilerimiz de zaman içerisinde bize gelip dediler ki ya biz ya 24'teki Fevzi Mercan Camisi'ne geliyoruz cuma için ya da organize bölgenin yanındaki büyük camiye geliyoruz. Bu bizim için hem zaman kaybı hem de yakıt kaybı dediler. Ondan sonra sevgili başkan buraya bir cami yaptırma imkanınız olursa seviniriz dediler. Tabii arada bunu söyledikten 2 hafta sonra geçtikten sonra da dediğiniz gibi bir hayırseverimiz çıktı. Ya varsa bir arazi ben buraya cami yaptırayım dedi. Biz de sevindik. Hemen daha organizede 3500 metrekare gibi bir yerimiz vardı. Hemen orayı kepçelerle şeylerle düzelttik Murat Bey. Cami yapılır hale getirdik. Niye bekliyoruz? İşte kış mevsimi olması hasebiyle. Ama kış bittikten sonra inşallah hemen oranın inşasına başlayacaksınız. Tabii. Burada yeni bir iş merkezi mi? 20 dükkanlık böyle bir yeni iş merkezi tabii, mi? Tabii 20 dükkanlık. O ihtiyaç mı var? Ne olacak orada? Hem ihtiyaç var hem yerimiz var Murat Bey. Bu 20 dükkanlık yerimiz nerede? 24. caddenin üzerinde Fevzi Mercan Camisi var. Büyükçe bir cami biliyorsunuz. Evet, evet. Fevzi Mercan Camimizin hemen çıkışında 20 bin metrekare gibi organize sanayi bölgemizin alanı mevcut. Şimdi oralarda dükkan, market, hırdavat yeri, alışveriş yeri olmadığı için oradaki esnaflarımız oradan çıkıyorlar. Eski bölge müdürlüğünün oradaki alışveriş yerlerine geliyorlar. Tabii bizler göreve geldikten sonra oradaki esnaflarımız dedi ki sevgili başkanım burada yeriniz de var. Buraya güzelce bir 10 dükkanlık, 20 dükkanlık bir yer yapsanız diye
bize söylediler. Tabii bizler de yönetim kurulumuzda, arkadaşlarımızla görüştük. Oradaki arsamıza 20 tane inşallah dükkan yapacağız. Ve oradaki esnafımız ta oradan 2-3 kilometre bu tarafa gelip hem zamandan kaybetmeyecekler hem yakıttan kaybetmeyecekler inşallah. İnşallah olur. Şimdi ihracat rakamları çok önemli. O sebeple maşallah siz de zaman zaman ihracat rakamlarını açıklıyorsunuz ama daha evet. fazla ihracat yapmak için yeni adımlar atacağız dediniz. Mesela uluslararası rekabetçiliği geliştirmek. Evet. Bir Urge çalışmasından bahsediyorsunuz. Tam olarak ne yapacaksınız? Ya bizim burada yapmak istediğimiz şu Murat Bey, biliyorsunuz organize sanayi bölgemizin %60'ı mobilyayla uğraşıyor. Mobilyacılık sektörü şu anda Türkiye'de Kayseri olarak lider konumda. Bunun akabinde de hemen çelik kapı sektörü geliyor. Yani organize sanayi bölgemizdeki lider sektörler birinciye mobilya, ikinciye çelik kapı. Bizler şunu istiyoruz. Ülkemiz hiç durma savunma sanayi anlamında hamleler yapıyor. Bizler şehrimizin büyüklerine dedik ki ya hep mobilya, çelik kapı bu şekilde gitmesin. Savunma sanayisinin bir parçasını zırhtır. Ondan sonra bu araçların, tankların, savaş aletlerinin bir parçasını da biz üretelim diye bu şekilde girişimlerde bulunduk. Yani tamam burada mobilya olsun, çelik kapı olsun ama diğer taraftan da Kayseri organizemizde ağır sanayi hamlesinin olmasını da savunma sanayine parçalar üretmeyi de bizler istiyoruz. Bu şekilde girişimlerimiz mevcut. Mevcut. Murat Bey. Bu dijitalde de bir atağa geçmek istiyorsunuz. Bir E-OSB projesi mi var efendim? Evet efendim. Şu anda bizim tetkik ettiğimizde E-OSB dediğimizde bütün her şey dijitale dökülmüş şekilde olacak. Sadece bir tıkla bütün veriler, bütün her şey gözümüzün önüne gelecek. Manuellikten kurtulmak istiyoruz. Bu şu anda zaten doğal gazlarımızda, sularımızda oldu. Normal organize sanayi bölgemizdeki hizmetimizde de E-OSB'yi kurarak bu yani biz diyoruz ki organize sanayi bölgemiz artık teknolojiye ayak uydursun. Yani gelişsin sokak başlarında, cadde başlarında yine dijital levhalar olsun. Dijital şekilde yön göstersin, caddeler ayrılsın. Yani inşallah bu şekilde çalışmamız son gaz devam ediyor Murat Bey. Altyapı yatırımlarını teknoloji anlamında yapıyoruz. İlerleyen süreçte böyle gelişmiş teknolojik bir organize ile inşallah şehrimiz karşı karşıya kalacak. Şimdi Sayın Başkan, geçtiğimiz aylarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sizi evet. ziyaret etti. Bir görüştünüz. Kendisine evet. OSEB'in taleplerini içeren bir dosya sunmuş. Şimdi içerine baktığımız zaman o briefing verdiğiniz dosyada evet. Kayseri OSB sanayicinin yatırım teşviki. Nedir bu o talep yatırım teşviki ile ilgili? Şimdi şöyle söyleyelim. Genelde Kayseri'miz yatırım teşviklerinin arasına alınmıyor Murat Bey. Yanı başımızdaki Sivas alınmıyor, Yozgat alınmıyor. Ama Kayseri organize sanayi bölgesi, Kayseri'deki sanayilerin hiçbirine devlet tarafından yatırım teşvik verilmiyor. Neden verilmiyor? İşte deniyor ki Kayseri gelişmiş bir şehir, organizesi, sanayisi büyük bir şehir. Bir de hep üzüldüğümüz bir şey var, Kayseri işini bilir diyorlar. Yani devletimiz birçok şehre hibede bulunuyor, teşvik veriyor, kredi veriyor. Ama ne yazık ki Kayserimiz bunlardan hep mahrum kalıyor. Biz de bunu dile getirdik. Yani bu sanayiciye, bu üretken, gece gündüz çabalayan, çırpınan sanayicimize devletimizin de dedik katkısı olsun. Çünkü bizde şöyle bir sanayici grubu var. Sanayicimiz para kazandığı zaman Murat Bey götürüp bunu zevk sefahat içinde yaşamak için ayırmıyor. Kazandığı parayı yatırıma çeviriyor. Kazandığı parayla fabrikasını büyütüyor. İstihdamı artırıyor, evet. üretimi artırıyor, ihracatı artırıyor. Ve sanayicimiz bundan da zevk alıyor. Bizim istediğimiz devletimiz bu vefakar, cefakar kazandığını işine yatıran sanayicimize destek olması. Pardon, teşviklerden bahsetmişken bu OSB geliştirme çalışmaları ve arıtma tesis kapasite artırmış için de teşvikler bir talep evet. olmuş galiba. Bu da son derece önemli. Hı-hı. Bu arıtma tesisi için, artırımı için. Tabii orada kapasitemiz artıyor. Şu andaki arıtma tesisimiz, genişleme çalışmaları, organize sanayimiz, fabrikalarımız hiç durma büyüdüğü için
bu tesisimiz yeterli gelmiyor. Bundan dolayı burayı büyütmek için, daha güzel hizmet vermek için, daha sağlıklı, sıhhatli hizmet vermek için bu tesisin büyümesi gerekiyor, büyümesi Murat gerekiyor. Bey. Doğrudur, doğrudur. Bu geç üretim kapasitelerine ilişkin talepler, bu bayağı bir gündemdeydi. Hatta Seki Bakan da geldi orada, doğru, konuştunuz. Doğru. Ne oldu, bu çözülmedi mi? Bu devam. Şimdi geç de öyle bir noktaya geldi ki Murat Bey, sanayicimiz çatısına GES'i yaptırıyor, güneş enerji sistemini. Öyle bir şeye geldi ki 2,5 yılda amort etmeye başladı Murat Bey. Şimdi böyle olunca devletimiz hemen buna müdahale etti. Böylesine büyük bir yatırım 2,5 yılda kendisini amorti edemez dedi. Ondan sonra malumunuz EPDK çıkardığı kararla dedi ki ey sanayici, sen bu GES'i, güneş enerji sistemleri ticarete döndürdün, ranta döndürdün. Ondan sonra biz bunu kabul etmiyoruz. Buradan tükettiğin enerjiyi karşılayacaksın. Tükettiğin enerji karşılığında da bir miktar bareminde, yani 100 bin lira faturan var, örnek veriyorum. 100 bin TL'de devlete TİH'e satacaksın, başka geri kalanını vermiyoruz dediler. Bu şekilde bile elhamdülillah organize sanayi bölgemizde bayağı bir şu anda talep var. Hani söyledik ya, evet. 100 megawattlık trafo yaptırılıyor. Bunlar isteniyor sanayicimizden Murat Bey. Bir de ihracat yönelik yük taşımacılığı destekleri bu son derece önemli ve Kayseri limanlara demir yolu bağlantısının güçlendirilmesi. Siz bunu da ilettiniz Sayın Bakan'a. Doğrudur. Orada ya, ciddi bir sıkıntı var herhalde. Şöyle söyleyelim, biliyorsunuz bizim ürettiğimiz yurt dışına giden mallar konteynerlarla Mersin'deki limanlara gidiyor Murat Bey. Bizler sanayici olarak diyoruz ki ya bu hat gidişli gelişli iki tane olsun. Artı bir de organize sanayi bölgemizin içinde istasyonu olsun. Bu hızlandırılsın. Şu anda anormal şekilde ihracat var. Kayseri artık kapılarını tüm dünyaya açtı. Bugün hangi firmaya giderseniz gidin, bütün firmaların ihracatı var. Kendi şahsımızın, firmamızın 32 tane ülkeye Murat Bey ihracatı var. Yani biz de istiyoruz ki bu ülke ihracatla büyüyecekse, bu ülkeye dolar, döviz girecekse, burada bize destek olun. Üretilen mallar ivedilikle limana ulaşsın, sevkiyat hızı artsın istiyoruz Murat Bey. Bu briefingi dosyayı verdiniz. Umarım olumlu yanıtlar gelir. İnşallah, bekliyoruz Murat Bey. Peki son soru, bitireceğiz. Şimdi dün ilk Ramazan ilk günü Kurtuluş hocamız, rektörümüz Kayseri Üniversitesi geldi, sizden de bahsetti. Evet. Bu Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Meslek Yüksek Okulu kurma çalışmaları. Birlikte güzel iş yapıyorsunuz. Sanırım teknik koleji bir bölümü veriliyormuş. Oradaki son durum nedir? Şimdi öncelikle buradan da ismi geçtiği için Kurtuluş hocama saygılarımı sunuyorum. Kendilerini seviyoruz. Güzel insanlar, girişimci insanlar. Tabii Kurtuluş hocamız yanlış bilmiyorsam Amasyalı mıydı Murat Bey? Doğru. Kastamonu mu? Yok. Ya, Kastamonu da olabilir. Şimdi Kurtuluş hocama dedim ki karşılaştığımızda, ya Kurtuluş hocam, size baktığımda tipik bir Kayserili görüyorum. Neden? Çok girişken. Doğru. Çok cana yakın. Aynen. İşi bitirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tabii Kurtuluş hocamız bizlere geldiler organize sanayi bölgesine. Dediler ki ya başkan, bakın burada benim duyduğum organizede beyinlere ihtiyaç var. Dediği de doğru. Artık teknoloji devri. Her fabrikada CNC'ler var Murat Bey. Her şey bilgisayara bağlandı artık. Ben duyuyorum ki sizin burada bu şeyi almış, kültürü almış, eğitimi almış insanlarda sıkıntı var. Bulamıyorsunuz, beyin bulamıyorsunuz. Bilgisayardan makineye komut verecek, onu yönlendirecek, teknolojiye ayak uyduracak insanlara ihtiyaç var. Peki hocam ne yapalım, ne diyorsunuz dediğimizde, dedi ki biz buraya bir tane Kayseri Üniversitemizin bölümü olan Meslek Yüksek Okulu'nu açalım. Bize bir arsa verin. Ve buradaki okuyan öğrenciler 2 gün üniversitede ders görsün. Diğer 3 gününü de gitsin fabrikalarda birebir o fabrika kültürünü yaşasın ondan sonra. Ve buraya da buradan bir sürü faydalanacağınız donanımlı insanlar yetiştirelim dedi. Tabii Kurtuluş hocamızın söyledikleri gerçekten kafaya yatan şeyler. Şimdi organize sanayi bölgelerinde sanayi parselleri olur,
Bunun yanında bakanlık der ki bağlı olduğumuz Sanayi Bakanlığı belirli bir oranda da sosyal alan ayırmak zorundasınız. Yani sanayi parseli olmayacak. Sosyal alan için kullanılacak. Mesela ayrıyeten hariçten bütün organize toprağının %10'u kadar da yeşillik alan korusunuz. Koymak zorundasınız Murat Bey. Evet. Kanunen, yönetmeliğe göre. Tabii sosyal alanımız vardı. Baktık. 8000 metre yerimiz var. Dedik ki hocam biz burayı size tahsis edelim. Ondan sonra burada güzelce bir üniversite ayağa kaldıralım. Kayseri Üniversitesi'ne bağlı. Dediğiniz projeyi yapalım dedik. O da çok sevindi. Çünkü hizmet aşkıyla yanan bir insan. Doğru. Kurtuluş hocam. Yani bu şehre katkım olsun istiyor. Biz de engel olmadık. Önünü açtık. Arsa tahsisini yaptık elhamdülillah Murat Bey. Orada güzelce şunu da söylemek lazım. Kurtuluş hocamız bize yazı yazdı. Dedi ki Sayın Başkan, sevgili yönetim kurulu, siz burayı verdiniz. Burada üniversiteyi kuracağız. Binayı yapacağız. Siz OSB yönetim kurulu olarak hangi meslek dallarının eğitimini istiyorsunuz? Hangilerini koyalım? Yani tam olması gereken oldu Murat Bey. Biz de dedik ki şu meslek dallarının bölümleri olacak burada. Yetişecek sanayicimize hizmet edecek dedik. Ve bu şekilde Kurtuluş hocamızla güzel bir projeye imza attık Murat Bey. Vallahi harika oldu. Çok güzel bir örnek olacak. Programın sonuna doğru geldik. Çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız, geldiniz, sorularımızı yanıtladınız. Çok sağ olun. Var mı eklemek istediğiniz? Murat Bey, bizlere böyle bir imkan hazırladığınız için, böyle bir sunum yapma imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcısınız olsun diyoruz. Ekran başındaki bütün hemşerilerimize, kardeşlerimize de hayırlı Ramazanlarımızı diliyoruz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Sayın Başkan. Eyvallah. Programımız burada sona erdi. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.